bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Arkadan da kefenini, gömleğini soydular. Aman kalkar deyip üzerine gözcüler koydular. Bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Sen mahzun, ben mahzun, vatan mahzun. Oturup beraber ağlayalım. Bir koca İslam dünyasının derdi için ağlayıp sinirlerimizi dağlayalım. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Ses ver yiğidim. Ses ver, yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum. Ses ver yiğidim. Ses ver. Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum. Bir gün geleceğin ümidini taşıyorum. Ses ver yiğidim. Yoksa beni duymuyor musun? İsmim Yusuf Ekmezci. Memleketim Konya, Beyşehir, Üzümlü nahiyesi. 1939 doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra İzmir'e 1951'de geldim. Şu an İzmir'de oturuyorum. Askere de buradan gittim. Ticarette uğraşıyorum. İlk mesleğim ticarette tuhafiye üzerine iştigal ediyordum. Sonra mutfak malzemesi, porselen gibi türlerden ticaret iştigal ediyorum. Askerliğimi Isparta'da yaptım. 59'da gittim, 61'de geldim. İzmir'de daha önce başkasının yanında çalışıyordum, asker öncesi. Geldikten sonra şahsi, müstakil iş yapmaya başladım. Evliyim, 3 kız, 1 oğlum var. Hepsi evli, 4 çocuk oluyor. 15 torunumuz var. 4 tane de torunlarımın çocukları var şu an. Yaşım şu an 75'i dolduruyoruz. Hoca Efendi ile ilk yaşantım, karşılaşmam. Ben Kestane Pazarı İdariyetinde bulunuyorum. İdariyetinde görevliyim. Hoca Efendi de o zaman geldi, 66'da geldi. Geldiği zaman vaaz olaraktan kürsüye çıktı. Gençti, çok genç. Tabii onun öncesindeki Hoca Efendi de çok fevkalade iyi bir Hoca Efendi'ydi. Allah kanıya rahmet eylesin. Yaşar Tunagür. Böyle cemaate etkili olan, yani güzel vaazına zaten gençleri yönlendiren, şuurlandıran bir vaziyeti vardı. Gerekli hizmetleri vardı. Biz tabii onun gitmesini istemedik. Değerli bir büyüğümüz olaraktan. Fakat o büyüğümüz, siz gelecekte buraya bir kişi göndereceğim fakat beni de aramazsınız gibi bir ifade kullandı. Tabii ki o zamandan sonra işte bir hafta, iki hafta sürmedi. Fethullah Hoca Efendi İzmir'e görevlendirilmiş olarak bir genç vaazla karşılaştık. O zaman gençler üzerinde veya toplumda hoca deyince yaşlı, sakallı böyle kişiler akla gelirdi. Ama karşımızda bir genç, bir büyüğümüzü, manevi büyüğümüzü görünce ben yaşı küçük gibi hiç etkilenmedim. Manevi ufkunun fevkalade oluşu, ben şahsım adına toparlanır gibi oldum adeta. O zamanlar da çarşı, pazarda solculuk, sağcılık akımı vardı çok. Sağcıyım cümlesiyle devamlı sokakta her gün dövüşme halinde. Esnafım, İmam Hatip İlahiyatlı Öğrenci Yetiştirme Derneği'ndeyim. Manevi görevimizde yapabildiğimiz kadar Allah nasip etti yapıyoruz. Fakat sabahlara kadar da akşama da dövüşüyoruz ya. Yani. İşte karşımızda yaş grubumla bizzatla karşılaşınca yaşayışı, hal ve hareketi, anlatma tarzı, anlattığı konulardaki kendisinin bütünleşmesi benim şahsıma çok etki yaptı. Hoca Efendi vaazda ilk vaazı dinledim ve ses kayıtlarını da yapıyoruz. Yaşar hocamızın da alıyorduk biz. Hoca Efendi'ni alıyoruz teyiplere. Böyle Hoca Efendi'nin anlattıktan sonra vaazdan, namazdan sonra halkta bir elektriklenme oldu. O güne kadar hiçbir cami imamlarına ve büyüklerimize böyle bir şey yapmamıştık. Yani kalkıp elini öpelim, bir müsafaha edelim gibi öyle bir şey olmadı. Şahsımla orantılı değil, Hoca Efendi'yi görüp vaaz ettikten sonra cemaate bir elektriklenme oldu. Kalktılar, herkes gidip bir elini öpme ve bir müsafaha et. Ben birincisinde gitmedim, geriden seyrettim. Gitmediğime de bittikten sonra vaaz, dağıtım, halk dağıldıktan sonra çok üzüldüm. Keşke gitseydim diye de düşündüm. Ama ikinci hafta ben hocamı dedim ki yaş, genç,
veya şöyle cami imam gibi de bakmıyoruz. Manevi ufku fevkalade. Öyle bir yaşayışı, hareketi var. Böyle ben de vaazla cemaattan sonra gittim, bir elini öpeyim düşüncemle yanına vardım. Caminin içerisinde, minberde Hoca Efendi kalktı namazdan sonra ayakta. Hiç kimseye de baktım geriden, birincisinde de elini uzatmıyor, musavat etmiyor, sadece elini çekiyor böyle. Ben ikinci hafta girdim sıraya böyle, Hoca Efendi'nin yanına kadar ağır ağır gittim ama kendimde çok bir cesarette bulamadım yanına yanaşmayı, manevi yönden. Böyle kalbim adeta çok heyecanlı bir, böyle pat 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 vururcasına böyle heyecanlıyım. Hocamın böyle yere bakaraktan gittim, böyle yanına vardım, ayak uçlarını gördüm. İşte aramda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, böyle içimden bir his kabardı. Hoca Efendi'nin üzerine bir atladım. Hoca Efendi beni böyle itti, hiç kimse elini vermedi. Bana böyle itince eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi böyle bir titredim. Böyle cereyan çarptı. O heyecanla böyle atladım üzerine Hoca Efendi'nin pazılarından, buradan tuttum böyle. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerinden bir öptüm. O zaman daha da bir acayipleştim. Böyle bir daha da atıldım. Hoca Efendi kendi eli benim kucağımdan kurtulacağım uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline. Böyle çektim kendime böyle. Adeta bir kaburgalarını çıtırdadığını şeydim böyle. Nefes alamıyor. Ben alacağımı aldım, manevi lezzetimi alınca bende bir gevşeme oldu. Hocam da kurtulduğunu zannetti. Ben de bıraktım ama o heyecanım durup noktada aldım teybimi dükkanıma gittim. Dükkana giderken de teybi açardık, sesini konuşturaraktan giderdik pilli. Sokakta, yaşımız askerden gelmişim. Ama bu neyin nesi vesaire hiç aklımıza gelmezdi. Sokakta giderken şu an birisi öyle gitse dersin ki biraz herhalde kafası biraz ayarı bozuk. Böyle bir yapıyla hocamın ikinci haftayı bekledim. Dedim ki, düşündüm kendi kendime, öptürmüyor, elini de vermiyor. Fakat ben de o hafta bir çılgınlık gibi bütünleşme oldu o halimle böyle. İkinci hafta gittim. Gene vaaz aldık. O zaman Hoca Efendi derdi ki, vaazı almanıza gerek yok. Teybi olan arkadaşlar önde, arkadaki cemaatin rahatını bozuyorsunuz hareketlerinizle. Dikkati dağıtıyorsunuz. Gereği de yok diye ifade ederdi. Biz de hocam siz buna karışamazsınız. Karışmayınız, bizi alacağız yani bunu derdik. Ve alıyorduk. İkinci haftada gittim Hoca Efendi'ye. İşte vaaz bitti. Hutbe okundu. Ondan sonra geldi cemaatin musafaha safhası. O gün gittim. Şimdi Hoca Efendi geçen hafta gördüm. Elini uzatmıyor, vermiyor. Ama heyecanım daha doruk noktada. Lezzetini almışım. Ben yanına vardım. Hoca Efendi benden böyle biraz kaçar gibi oldu. Yani geriye, arkası da mihrap. Başka kaçacak bir yer yok. Ben böyle yere bakaraktan bir parladım. Hoca Efendi kaçarken bir daha yakaladım pazılarından, çektim böyle. Allah! Dünyanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımda o günkü, o andaki aldığım lezzeti bugünüme kadar da duymadım. Almadım öyle bir lezzet daha. O zaman da öptüm, gene kokladım. O Hoca Efendi böyle bir ilk tanımam ve böyle bir Allah'ın lütfu olaraktan kabul ediyorum. Böyle bir lezzetini almam, manevi lezzetini almam oldu. O gün, bugün onu bırakamadım. Böyle tanıdım hocamı. Maneviyat yönüyle. Ondan önceki daha da büyüklerimiz, Hoca Efendiler var. Fakat Hoca Efendi'nin yaşayışı, hareketi, konuşması edep üzeri fevkalade, abide bir zat. Bunu da ben bugünkü anlatımımla tarih olaraktan 48-49 sene önce, sene 66 yıllarında. Böyle tanıdım Hoca Efendi'yi. O günden bugüne kadar İşte geliyoruz. Bizim Hoca Efendi'den görmüş olduğumuz böyle bir saygı, sevgi, insanlık abidesi bir benimle orantılı değil Hoca Efendi'ye karşı saygı. İzmir değişik bir yapı. Ben İzmir'i size bir anlatayım. İzmir'e bir yan bakan insanlar var. Ülkemizde, Türkiye'mizde. Bunu bir düzeltmek için söylüyorum bunu, müsaade ederseniz. Ben 63'te esnafım. Hocam daha gelmedi. O zaman İzmir'de bir hanımefendi var, Hidayet isminde bir teyzemiz. Mükemmeliyet içinde fevkalade bir
zat-ı muhtereme. Benden bazı alışveriş yapardı. Çok saygı duyduğum bir hanımefendi. Yaşlı bizden çok çok daha büyük, 60-70 yaşlarına yakındı. Ben bir soru sordum ona. Hidayet teyze dedim, özür diliyorum. Bir soru sorabilir miyim dedim. Sor evladım. Siz nerelisiniz dedim. Sorun bu. Bana dedi ki evladım dedi. Allah'ın yaratmış olduğu yer küresi gavur olmaz dedi. Evladım dedi. Allah'ın yaratmış olduğu canlı varlıklar insan ötesi gavur olmaz dedi. Allah'ın yarattığı tabiat da gavur olmaz. Gavur denir kime denir? Allah'ın emrine tabi olmayan, yapmayan, inkar eden insanlara gavur denir dedi. Ben dedi size şunu anlatayım. Ben İzmirliyim dedi. Doğuma büyüme bizim kök olaraktan tam manasıyla kökümüz biz İzmirliyiz dedi. İzmirli olaraktan 75 aile geçmez dedi. İzmir'de yaşayan insanlar içerisinde. Evladım dedi bir çocuk köyünde sigara içse gören olur babam da görür diye korkar çekinir. Şehri dedi içemez bir gören olur tanıyan olur der. Büyük şehirde de yapamaz. Ama tanımadığı bir şehir kimse bilmiyor bir insanlar toplu varsa orada yapma istediği fiili rahatlık içerisinde yapar dedi. Oğlum dedi şöyle baktığımız zaman Türkiye'mize şurada en yakın yer Manisa. Manisa atalarımızı görmemiz mümkün külliyeleriyle bıraktığı duvar tablosu hatıralar dedi. Konya'ya git keza var dedi. Git dedi Malatya'ya var evladım. Urfa'ya gidiniz atalarımızı görmemiz. Diyarbakır'a gidiniz fevkalade mümkün peygamberler diyarı dedi. Oğlum dedi İstanbul'a gidiniz. Adeta dedi kabirler içerisinde şehrin içerisi. Fakat o kabirde insan böyle sarılıp yatası gelir dedi. Oğlum Konya Karaman'a gidin. Bir caminin içerisinde 19 tane kabir var. Bir tanesi Mevlana Hazretleri'nin annesidir dedi. Bakınız dedi ne yazık ki kaderi ilahi bizim İzmir'de atalarımız geçmemiş dedi. Gelmemiş. Burası boş bir şehir yerleşim merkezi. Evladım dedi İzmir göç alan bir şehirdir dedi. Bir ilin bütün köylerinden dahi insan var burada dedi. Şimdi kimse kimseyi tanımayınca yapmak istedikleri yanlışlıkları rahat içinde yapıyorlar dedi. Bakınız ama kader-i ilahi dedi boş kalmış İzmir. Kimse gelmemiş. İzmir o iftirayı, o terbiyesiz sözü söylüyorlar. Bu terbiyesiz sözü İzmir'i orada kabul etmiyoruz dedi. Suratlarına vuruyoruz dedi. 1963'te. Hocaefendi 66'da geldi. Bunu çok zaman, çok yerde herkes gayri ihtiyari ağzından kaçırdı, saygısı ifadeler oluyor da. Hocaefendi biz insan eğitimini gördük, yaşayışını gördük. İnsan kazanma aşkını gördük. Ama insan derken hangi insan, hangi yörenin yöre töre ayırmaksızın, dil, din, iman ayırmaksızın, renk ayırmaksızın. Hocaefendi İzmir'de benim komşum vardı bir tane. Aleni rahatlıkla ben komünistim derdi. Dükkan komşuyuz. Komünistim derdi. Ve derdi ki ben eğer bir hoca bulsam ensesinden keserim, boğazından kesmem derdi. O kadar zındık bir insandı. Allah rahmet eylesin, gani rahmet eylesin. Allah hidayet nasip etti. Bu olgunun, bu hizmetin içerisinde kendisini yetiştirdi bu kişi. Hoca Efendi'nin tatbikatı, bir edebi vardı. Yoldan geçerken bila istisnasız herkese selam verirdi. Her gün sabahleyin erkeninden çıkar kaldığı camiden 3-4 tane camide bulunan talebelerimiz var, yatan, onları görmek için giderdi. Çarşıdan geçerken bila istisna herkese tek tek selam verirdi. Onun selamını almak için çarşı insanları olaraktan böyle bir kilitlendik o edebe. Hocaefendi'nin bir ağzından çıkan ifadeyi selam olaraktan almak adeta bir tutku haline geldi. Çarşıdaki esnaf, komşu, arkadaşlar sokaklardaki birbirimize haber vermek için anlaştık. İlk gören insan yanındaki dükkanı ona derken en son noktaya kadar herkes birbirine haber verirdi. Hoca Efendi'nin selamını alalım diye. Benim komünist dediğim komşum olan ikimiz de yan yana. Herkes bir ay içinde dükkanı dışarı çıkar. Hoca Efendi böyle elini bağlar. Hoca Efendi'nin selamını bekliyor. Karşıdan geliyor böyle seyir halinde bak bekliyoruz. Hoca Efendi selam verdiği zaman yanımdaki komünistim diyen insan böyle rüküye eğilir gibi eli bağlı, namazda gibi eğilir, eğildiği yerden rüküde gibi aleyküm selam efendi hazretleri derdi, alırdı. Ama onun da öyle nezakette çıkardı ifadesi. Hoca efendi böyle 20 metre falan ileri giderdi, ondan sonra sokağa kıvrılırdı. Hoca efendi görmez noktasına gelince başını kaldırır. Ben de bir gün ona dedim ki dayı dedim, yaşta bizden büyük olduğu için çarşı lakabı dayı. Dayı dedim. Hocalık düşün, hoca düşmanlığı yapıyorsun. Fethullah Efendi görünce rüküye giriyorsun da neredeyse bir de secdeye kapanasın gelip. Hem bu halin ağızdan çıkan ifade biraz riyakarlık olmuyor mu dedi. Bana dedi ki evladım dedi.
Siz hak ve hakikati görmüyorsanız ben size ne yapabilirim ki dedi. Görmüyor musunuz? İnsanlık ise bu zatta insanlık. Hocalık ise işte budur hocalık. Bu zatta görmüyor, bir vasıf var derdi. Bir vasıf var oğlum, vasıf derdi. Görmüyor musun bu zatın halini derdi. Bakın komünistim diyen bir insanın bir selamın karşılığında geldiği nokta. İşte Hoca Efendi böyle bir zat. O gün ve bugün. Hiç değişmiş de değil. Ondan sonra Allah'tan nasip etti o zata, o samimi duygularından. Hidayet nasip etti Allah'ım. Çoğu çocuğu Allah'a hamdolsun bugün vefat etti, kendisi de bir iki sene oldu. Vefat etti. Fakat Çoğu çocuğu Allah'a hamdolsun istikametini buldu. Yani insanlara giderken selam vermenin önemini anlatıyorum burada. Ben Kestane Pazarı İdariyeti'nde 68'e kadar görev yaptım. Hocamın da orada süreci, kalma süreci, kendi arzu istikamette bitmiş. Hoca Efendi buradan da İzmir'den dönmek istedi. Yani başka bir il veya Erzurum'a. Biz de rica ettik Hoca Efendi'den. Kendinin bıraktığı iz, fevkaladelik, cemaatin yapısı, Hoca Efendi'nin anlattığı konulara milletin adapte olması, böyle bir yenilik, yani insanlara canlılık geldi cemaatte. Biz de buradan gitmesini istemedik. Şahsım adına da sonsuz bir bağımlılığım var. Allah'ıma hamdolsun. Gitmememiz üzerinde ısrar ettik. Allah da lütfetti. Hoca Efendi kaldı. Biz kendimiz burada birkaç arkadaşa bir dernek kurduk. İmam Hatip ve yüksek okullardaki talebeleri himaye ve yetiştirme derneği. O derneğin amacı, İmam Hatip Derneği var. Oradaki okuyan İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü talebeleri sosyal imkanlardan istifade ediyorlar olduğu kadar. Ama bir lise, bir üniversiteye veya bir ortaokula giden talebelerin elinden tutulmuyor. İhtiyacı olan talebelerden yardım görmüyor. Biz de İmam Hatip ve yüksek okullardaki talebeleri cümlesiyle açılımını, dolayısıyla öyle bir dernek altında böyle bir faaliyet başlattı. Dernek faaliyeti. Dernekte faaliyetimiz halktan zekat, sadaka, yardım, gerek maddi gerekse aynı yardım alıyoruz. O çocukların ihtiyaçlarını giderilsin diye. Bir burs ihtiyacı olana, bir defter kalem parası gibi böyle sosyal faaliyetler başlattık Hoca Efendi ile. Hoca Efendi de akıl alıyor değil, biz manevi bir şeye sorulması gereken olduğu zaman dernekte üye değil, Hoca Efendi'ne soruyoruz. Büyüğümüzün tavsiyeleri neyse o istikamette Allah nasip etti. O gün bugüne kadar öyle devam ediyoruz. Öyle başladık biz bir şey. Dolayısıyla ben Hoca Efendi ile o zaman bir açılım yapmak istedi Hoca Efendi kendisine göre. Biz açılımın anlamını da bilmiyorum o zaman. Dedi ki mesela kardeşim de camiye bakıyoruz, genç yok, genelde ihtiyar. Sizin burada gençleriniz nereye gider dedi. Hocam tabii ki gençler nereye gidecek? Kahveye gidiyor ve sinemaya gidiyordur. Sinema olmaz da biz de kahvelere gidelim de oradaki insanlarımıza bir şeyler anlatalım. Camiye belki gelemeyebilir, işi vardır veya gelmemiştir. Duymuyordur ama biz vazifeliyim, maaşımı da zaten alıyorum, adresim de falan yerde. Gelsinler bizden sorsunlar da öğrensinler deme hakkımız yok. Biz insanların ayağına kadar gideceğiz, o insanlara bir şeyler anlatacağız dedi. Bu bizim yapmış olduğumuz bir fiil iş değil. Bunu Allah'ın yaratmış olduğu ilk insanlardan Adem Aleyhisselam da başlamış. Bütün peygamberler Allah'tan aldığı emri bir fiil kendisi yaşıyor ilk önce. Onu bir başkasına da anlatmak için insanların olduğu yerlere gitmişlerdir dedi. Biz de Allah'ın kulu olduğumuza göre ben devletin memuruyum, gelsin benden sormak istediğini sorsun demek için seçeneğim yok dedi. Hiç kimsenin yok. Biz de o insanlarımızın bulunduğu mekanlara gidelim, orada bunlara bir şey anlatalım dedi. Mesela kahveye gidelim dedi. Akşamları gidelim kahvelere, oradaki insanlarımıza bir şey anlatalım dedi. Ben yadırgadım, hocam dedim orada sigara içerler, oyun oynarlar, gürültü olur. Ve sonra millet demez mi hocanın kahvede ne işi var? Dedi ki milletin kahvede ne işi var dediğini nazar itibar alıyorsunuz da Allah ne demez dedi. Peygamberler gitmişler dedi ayaklarına kadar. Karşı taraf dinlememiş. Hakaret etmişler. Kötülük yapmışlar. Ama peygamberler hiçbirisi gitmekten vazgeçmemiş dedi. Allah'ın kulunun bilenin bilmeyeni bir şey anlatmak mecburiyetinde dedi. Biz de gidelim onlara bir şeyler anlatalım dedi. Hocam oyun oynarlar, sigara içerler falan dedim.
Dedi ki sen doğuya git dedi. Camilerin içinde bile sigara içilen yerler var dedi. Sigaraya karışma, millet alışmış. Dua edelim ki bıraksın dedi. Onun için biz gidelim o insanları dışlamayalım. Evinde bir çayı yoktur veya kahvede bir çay içecektir. Veya bir arkadaşla görüşecektir. Veya bir iş arıyordur veya bir işçi arıyordur. İnsanın kalabalık olduğu yerlerde olur. Onun için bu insanlar oraya gitmiş olabilir. Biz de o insanlarımızın yanına değer vermek mecburiyetindeyiz. Allah'ın yarattığı bir kullarız. Birbirimize üstün tarafımız yok. Onlara bildiğimiz kadar ne varsa onlara bir şey anlatalım. Belki bir şey sorarlar. Bildiğimiz varsa onlara da anlatırız dedi. Bizim de onlardan öğreneceklerimiz olabilir dedi. Böyle bir açılım yaptı Hoca Efendi. Kahvelere gitmeye başladık. Bana ilk önce dedi ki bir dedi kahveciyle görüşün. Müsaade ederler mi dedi konuşmamız için. Bir görüşünüz dedi. Ben de gittim bir kahveciyle İzmir'in Buca istikametine giderken orada bir mahalle içerisinde böyle yol güzergahını gelip geçerken görüyordum. O kahveciye girdim. Dedim ki kardeşim akşamları siz kaç tane çay satıyorsunuz dedim. Ne yapacaksın dedi. Ya bir şey anlatacağım size de onun için dedim. Seni ne ilgilendirir dedi ben kaç çay sattığım dedi. Ya ben bir noktaya geleceğim. Ben soruyorum ya kaç marka atıyorsunuz dedim. 300 dedi. Siz 300 tane çay satıyorsunuz akşam öyle mi dedim. Evet. O zaman 300 de biz verelim içmeden. Burada bir zat gelecek burada konuşacağız akşam. Onun için. Adam cevap vermedi. Ben herhalde olmaz gibi kabul ettim. 600 olsun dedim. Adam gene cevap vermedi. Dedim ki 900 olsun dedim. Adam bana dik dik baktı kahveci. Kardeşim dedi ihaleye girmiş gibi ne artırıp duruyorsun dedi. Adam bir çay içiyor. Sabaha kadar konuşuyor. Ne konuşsa konuşuyor. Niye bu kadar para veriyorsun ki dedi. Gel de otur çayını iç içime. Ne konuşursan konuş dedi. Sen onu ilgilendirmez. Sen buna evet ve hayır cevabını ver dedim. Gelin konuşun dedi. Bir şartımız var dedim. Hocamdan daha önce ölçü aldım. Done. Çaylar insinler, kahveler insinler de oyun oynamasınlar konuşma esnasında. Gürültü olmasın yönüyle. Dedim bir şart. Bunlar sizin müşteriniz. Yani konuşma esnasında yarım saat sürer veya sürmez veya 45 dakika olur olmaz. Yani oyun oynamamalarını siz onlardan rica edeceksiniz dedim. Bir söyleyemeyiz dedim. Sizin müşteriniz. Tamam dedi adam kabul et. Dedim al parasını. Acelen diyor. Sen sattığını ben de aldığımı bileyim dedim. Kabul etti adam. Ben döndüm. Hocama gittim. Hocam dedim bugün akşama müsait. Bir kahveyle anlaştık. Buca'da giderken dedim sol tarafta. Böyle hadise oldu. O çok hocam çok azı karıştırmış. Kahve hazır dedim. Oraya gidebilir miyiz? Hocam çok heyecanlandı. O zaman ring servis otobüs dolmuş da yok. Kendi arabalarımız da yok. Hocam dedi ki Kestanepazar camisinde ikindi namazını kılalım. Akşama kadar oraya gideriz. Yanında cami vardı. Orada bir namazımızı kılarız. Namazdan sonra geliriz, akşam yatsıdan sonra yatsı arasında konuşuruz. Ama çok heyecanlandı. Samimi olaraktan bir heyecanlandı, sevinçli. Namazı kıldıktan sonra gittik. 3-4 arkadaş oraya, Hoca Efendi'yle yayan. 6-7 kilometre var durduğu yerden gittiğimiz yer. Oraya vardık, akşam namazını orada kıldık. Kahveye geldik. Dedi ki kardeşim biz geldik. Adam dedi çıkın konuşun dedi. Sen bir anons yap, halka duyur, oyunu kapatsınlar dedik. Öyle oldu. Hoca ben de çıktı orada konuşmasını yaptı. Bittikten sonra oradan onlara da teşekkür ettik. Onlar da memnuniyetini bildirdiler. Dinleyenler de oyun oynamadılar. Dinlediler böyle. Sükunetle dinlediler. Ve sonra ara ara sordular. Bu kişi kim? Başka yerde konuşuyor mu? Her zaman konuşuyor mu? İşte başka yerde konuşuyor. Cuma günleri falan camide. Bundan sonra da böyle boş zamanda konuşacak. Buraya da asarız dünkü konuşan falan yerde bugün diye. Oradan okur gelmek istersin gelirsin dedik. Böyle bir açılım yaptı Hoca Efendi. Kahvelerde İzmir'in böyle mahalle aralarındaki kahveler mütemadi akşamları gidildi ve oralarda konuşma yaptı. O kahveyi yani dolduran oradaki insanlardan kahveleri dolduran insanlarımızdan böyle camiye gelmeler başladı zaman içerisinde. Hoca Efendi bu kahveye gidiyor, o şu yapıyor diye bir insanı suçladığını, dışladığını hiç mi hiç görmedik. Suçladığını sadece kendilerimizin Allah'ın indinde mesul olduğumuzu, bildiğimiz bir şeyi o insana ulaştırmakla yükümlü olduğumuzu kendimizi suçlu gördü. Onun için az aşk ve şevkle o gün ve bugün böyle bir açılım içerisinde bulundu.